Değerli arkadaşlarım, videomuza hoş geldiniz. Malum 2000'den sonrakilerin emekliliğini ile ilgili değerlendirmeler yapıyoruz. Bayağı da bir uzun zaman geçti. Böyle kısa bir hasbihal edelim ama hasbihale geçmeden önce elbette şu anda Filistin'de, Gazze'de muazzam bir katliam yaşanıyor. Yani bunun tarifi imkansız, yüreklerin dayanması imkansız. Katiller ordusu ve yardımcıları, mazlum insanlar, çocuklar, kadınlar akla hayale gelmedik şekilde zulmediyorlar. Lanetliyoruz bütün dualarımız ve gönlümüzde oradaki masum katledilen halkla beraber. Burada elimizden bir şey gelmiyor. Yapabileceğimiz onları gerçekten destekleyen yerlerden alışveriş yapmamaya çalışıyoruz. Yardım göndermeye çalışıyoruz mümkün mertebe. Elimizden geldiğince, karınca kararınca. Onun dışında da işte yani çok fazla yapacak bir şeyimiz yok. Maalesef elimizden gelmiyor. İnşallah bu katliam en kısa zamanda son bulur ve zalimler cezasını bulurlar. Tabii ki hayat devam ediyor. Bizim bu 2000'lerle ilgili sıkıntılarımız, uğradığımız bir adaletsizlik söz konusu. Bize biçilen adalet ayağı sıkan ayakkabı gibi her gün canımızı yakıyor. Yani sonuçlarını yaşıyoruz. Bir düzenleme yapıldı, mağdur olmuş bir kitlenin sorunu çözüldü ama yani tam adıyla bu kaş yaparken göz çıkarma oldu. Bizim derdimiz bu konuları gündeme getirmek, siyaset yapmak değil, adalet istemek ve bu adaleti sağlayacak olan da siyasi kurumlar olduğu için onlara insanların yaşadığı şu duygu ve uğradığı eşitsizliği anlatmaya çalışıyoruz. Belki farkında değiller. Bir kıstasa bakıp, giriş tarihine bakıp bir düzenleme yaptılar. İnsanları dik yarıdan ayırıp keskin bir çizgiyle bir kısmını bu tarafa, bir kısmını diğer tarafa attılar. Elbette 99 öncesi mağdur olmuş kesimler vardı. Kanunlar geri işletildiği için emeklilik süreleri çok çok uzamış, çok çok çalışmış. Hani prim günleri artık dolmuş insanlar vardı. Onların haksızlığının çözülmesine elbette hepimiz memnun olduk. Ama aynı zamanda durumları eşit olan insanlar vardı. Sadece sigorta girişi itibariyle biraz işte bir ay, bir yıl neyse önce sonra olan insanlar vardı. Ve onların çalışma günleri de aynı. Hatta sona girenlerinkilerden fazla olanlar da var mesela. Onların hiçbir şeyine bakmadan sadece sigorta girişine bakarak onlara çeşitli haklar verdiler. Genç yaşlarda emekli ettiler. Diğer taraftaki insanların da ne kadar emeklileri olursa olsun, ne kadar çalışmış olurlarsa olsun ayırt etmeden 60 yaşa mahkum edildiler. Zaten kanun öyleydi ama bir düzenleme yapılınca kapsayıcı olmalıydı. Bir şey düzeltilirken bu kadar dallanıp budaklandıktan sonra bu şekilde insanları adalet duygularını sarsacak şekilde olmamalıydı. Sigorta girişine bakılıyor. Şimdi sigorta girişinin eski olmasının devlete ne faydası var ya da ne kazandırmış ben onu çözemiyorum bir türlü. Mesela şimdi Bağkur 7200'e düşecek. 99'dan önce giriş yapmış bir arkadaşım var. O hemen emekli oluyor. Ben 99'dan sonra giriş yaptığım için 60 yaşa kadar prim ödemeye devam edeceğim. Yani emekli olamayacağım. Şimdi o arkadaşım mesela diyelim ki 25 senede istenilen primi topladı. Ben de onun aynı primi 21 senede topladım. Ben dolu dolu toplamışım o boşluklar vererek. Yani onun sigorta girişinin eski olmasının devlete ne faydası olmuş? Burada bakılacak olan sigorta girişinin eskiliği değil. Emek verilmiş emek, ödenmiş prim. Bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Ama maalesef bunları kesinlikle değerlendirmeyip sadece onlar o kanuna hani olayın çok büyük geniş açıları var. Sadece küçük bir açısından tutup onlar o kanuna tabiydi, siz bu kanuna diye. Başka hiçbir kritere bakmadan ne emek ne
prim günü hiçbir şeye bakmadan bu şekilde ayrılıyor. Bu da adalet sağlamıyor. Adalet sağlamayınca da insanlar arasında huzursuzluk, aynı arkadaşlar arasında farklı duygular yaşanıyor. Biz bu durumun düzeltilmesini, adaletli bir geçişle insanın hakkının verilmesini bir yıldır, bir yılı aşan zamandır savunuyoruz. İnşallah bunu düzeltecekler. Düzeltmeliler. Bunun artık düzeltilip insanların gündeminden çıkması lazım. Bakın gruplar kuruldu, dernekler kuruldu, bir sürü vakitler gidiyor, paralar gidiyor, mesailer. Yazık yani. İnsanların şu adalet duygusunu mutmain olmaları sağlayıp bugün bu konuyu gündemden çıkarmak gerekiyor. İşte dün dünde kaldı. Bugün artık yeni bir şeyler söylemek lazım. Ama maalesef adaleti sağlayacak olan ilgili birimlerden kırık dökük dahi bir söz duymakta zorlanıyoruz. O yüzden yeni bir şeyler söyleyemiyoruz bir türlü. Aynı şekilde duygularımızı ifade ediyoruz. En azından bunlar bilinsin. Aynı tazelikte olduğunu bilsinler ve buna göre de bir an önce bu işi adaletli şekilde sonlandırsınlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız soruyorlar işte torba yasada yeni düzenlemeler var mı? Ben olayın haber havadis kısmı bakımından sizler gibi dinlediğimiz kadarıyla haberdar oluyorum. Onun dışında benim üstlendiğim misyon bizlerin aynı durumdaki arkadaşların duygularını, düşüncelerini uğradığı adaletsizliği dile getirmek. Yoksa havadis konusunda gerçekten sizler ne biliyorsunuz, ben de onu biliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.